Aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmış birim kullanılmıştır? Tanımlanmış birim, insanların ortak kararı sonucunda oluşturulmuş, güvenirliği yüksek, herkesçe aynı anlamda algılanan birimdir. Burada baktığımızda B seçeneğinde verilen 100 lira tüm Türkiye'de lira aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat diğer seçeneklerde verilen soru, matematiksel işlem, adım ve öğrenci. Bunlar tanımlanmış birim değil, doğal birimlerdir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Ali öğretmen ünite ile ilgili öğrenme eksikliklerini belirlemek için 30 sorudan oluşan bir başarı testi hazırlamıştır. Testi uyguladıktan sonra cevap anahtarıyla kontrol etmiş ve öğrencilerin ünite hedeflerinin en az %70'ine ulaştıklarını tespit etmiştir. Bu durumu yeterli gören öğretmen diğer bir üniteye geçmiştir. Yukarıda verilen durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sınav sonuçları eşit aralıklı ölçekle tespit edilmiştir. Evet, sınav yapılmış eşit aralıklı ölçek var. Değerlendirmede kullanılan ölçüt bağlıdır. Hayır, değerlendirmede kullanılan ölçüt mutlaktır. Çünkü ünitenin hedeflerine göre değerlendirme yapmak mutlak ölçüttür. Cevap anahtarı hazırlama ölçme kuralıdır. Doğru bir bilgi. Formatif değerlendirme yapılmıştır. Evet, ünite ile ilgili öğrenme eksiklikleri belirlenmiştir. Dolaylı ölçme kullanılmıştır. Doğrudur. Sınavlarla yapılan ölçmeler dolaylıdır. Dolayısıyla verilen cevaplardan B seçeneği yanlış cevaptır. Yukarıdaki tabloda 4 dersin birbiriyle olan ilişki katsayıları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? En düşük ilişki fizik ve felsefe dersleri arasındadır. Evet, burada verilen bilgi doğrudur. Fizik ve felsefe dersleri arasındaki ilişki çok düşük, sıfıra yakındır. Kimya dersi öğrenmeleri arttıkça fizik öğrenmeleri de artar. Baktığımızda ikisi arasında pozitif korelasyon vardır. Biri arttıkça diğeri de artabilir. Kimya dersi öğrenmeleri arttıkça fizik öğrenmeleri C seçeneği, öğrenciler kimya dersinde daha başarılıdır. Hayır, bunu söyleyemiyoruz. Başarı hakkında korelasyon tabloları bilgi vermez. Fizik ve tarih dersleri arasında negatif ilişki vardır. Baktığımızda fizik ve tarih dersleri arasında -0,85 ile negatif ilişki vardır. En yüksek ilişki tarih ve fizik dersleri arasındadır. Baktığımızda gene doğru, -0,85 ile onlardadır. Çünkü sıfırdan en uzak ilişki en yüksek ilişkidir. Buradan baktığımızda ulaşılamayan bilgi C seçeneği olacaktır. Yapılan bir sınavın hatalardan arınık olması güvenilir ve geçerli sonuçlar almamızı sağlar. Aşağıda alınan önlemlerden hangisi yapılan bir sınavda güvenilir ve geçerli sonuç almamızı olumsuz yönde etkiler? Evet, E seçeneğinde verilen benzer yapıdaki öğrenci gruplarına uygulama yapmak, yani homojen öğrenci gruplarına uygulama yapmak güvenirliği düşürücü bir özelliktir. Güvenirlik düştüğünde geçerlilik de olumsuz yönde etkilenir. Bizim sınavları, ideal sınavları homojen değil, heterojen yapıdaki öğrenci gruplarında uygulamamız gerekmektedir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bir öğretmen hazırladığı kimya başarı testini uyguladıktan sonra soruları doğruysa 1, yanlışsa 0 şeklinde kodlayarak kare güvenirlik katsayısını 0,82 hesaplamıştır. Buna göre uygulanan bu testle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 0,82 yüksek bir iç tutarlılık katsayısıdır. Baktığımızda testin iç tutarlılığı yüksektir. Doğru bir cevap, çünkü İç tutarlılık anlamında bilgi verir kare 20 katsayısı. Teste karışan hata miktarı düşüktür. Evet, güvenirliği yüksek çıkmış. Düşük miktardadır. Sorular homojen yapıdadır. Evet, test homojen yapıdadır. İç tutarlılık yüksek olduğunda soruların birbirine benzerliği artar. Testi oluşturan sorular aynı güçlüktedir. Bunu söyleyemeyiz. Eğer birebir aynı güçlükte olsaydı daha yüksek çıkardı. Güçlükleri birbirine çok yakındır ama aynı diyemeyiz. Ölçülen özellik tek boyutludur. Kare 20'nin yüksek çıkmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Ama testi oluşturan sorular birebir aynı güçlükte diye yorum yapılamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir uzman geliştirdiği 50 soruluk fizik testini 15 gün arayla uygulamış.
uygulama sonuçları arasındaki ilişkiye bakmış ve güvenirliği 0,55 hesaplamıştır. Testin kararlı sonuçlar vermediğini düşünerek testi kullanmaktan vazgeçmiştir. Bu duruma göre uzmanın yaptığı uygulamanın güvenirliğinin düşük çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, burada fizik testinin test tekrar test kararlılığına bakmıştır uzman. Ama fizik testi bir başarı testi olarak verilen araya, verilen zamana karşı duyarlılığı yüksektir. Neden? Çünkü verilen arada öğrenciler soruların cevaplarını hatırlarlar. Soruların cevaplarını hatırladıkları için 15 gün sonraki teste aynı cevabı vermezler. Bu yüzden kararlılık katsayısı, dolayısıyla güvenirlik düşük çıkar. O yüzden ölçülen özelliğin zamana duyarlı olması, başarının zamana duyarlı, zamanen değişen bir şey olması, dolayısıyla A seçeneğini doğru olarak çıkarmaktadır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Evet, tabloya göre 35. soruda Ali'nin en başarılı olduğu test sorulmaktadır. Bir öğrencinin en başarılı olduğu test, başarıyla ilgili bir durumu söz konusu olduğunda Z ya da T puanına bakılarak karar verilir. Bunlar farklı aritmetik ortalaması, farklı standart sapması olan testlerdir. Bunları birbiriyle karşılaştırabilmek için Z ya da T puanlarına bakmamız gerekiyor. Ali'nin Z puanı aldığı puandan aritmetik ortalama çıkarılıp standart sapmaya bölünerek bulunur. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda doğru cevap tarih çıkacaktır. Tarihte Ali daha başarılı olacaktır. 35, 36, 37. soruları bu tabloya göre yanıtlıyoruz. 35. soruda Ali'nin en başarılı olduğu test aşağıdakilerden hangisidir demiştir. Bireysel başarı sorulduğunda bu tip sorularda Z ya da T puanından faydalanarak soruyu çözeriz. Z puanından soruyu çözmeye kalktığımızda Z puanının formülü öğrenci puanından aritmetik ortalamayı çıkarıp standart sapmaya böleriz. Baktığımızda burada tarih dersinden Ali'nin Z puanı 2 çıkıyor. Fizik dersinden 1, kimya dersinden eksi 1, biyoloji dersinden eksi 3 ve coğrafya dersinden 0 olarak görünüyor. Buradan baktığımızda Ali'nin Z puanının en yüksek olduğu ders tarih dersidir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olacaktır. 36. soruya geldiğimizde Ali'nin kimya dersinde sınıfın yüzde kaçından daha başarılı olduğu sorulmaktadır. Normal dağılım eğrisinde baktığımızda 0 Z puanı, 1 Z puanı, 2 Z puanı, 3 Z puanı, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 Z puanı. Sınıfın %34,13'lük kısmı buradayken 34,13'lük kısmı buradadır. 13, 59, 13, 59, 2,14, 2,14, 0,13, 0,13 olarak normal dağılım eğrisindeki yerleri bellidir. Kimya dersine baktığımızda Ali'nin kimya dersindeki puanı Z puanı eksi 1, yani şuradadır. Ali buradan bakıldığında sınıfın yaklaşık %16'sından daha başarılı görünmektedir. 13,5 burada, 2,5 ve 0,13'ü topladığımızda %16 gibi bir rakama ulaşılır. Doğru cevap D seçeneğidir. 37. soruda sınıfın başarısının en yüksek olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Baktığımızda sola çarpık dağılımı olan fizik dersinin aritmetik ortalaması yüksektir diğerlerinden. Sola çarpık olmasından kaynaklı medyanla birlikte yorumlayacak olursak medyanı da büyüktür diğerlerinden. 75 ve 80 olarak görülmektedir. Dolayısıyla burada fizik dersi diğerlerinden daha başarılıdır. Doğru cevap B seçeneği olacak.
Özel bir okul çalıştıracağı öğretmenleri seçmek amacıyla yazılı sınav düzenlemiştir. Her branştan seçilen öğretmenler alanları ile ilgili sınava alınmışlardır. Yapılan sınav sonuçları değerlendirilmiş, başarılı olanlar okulda göreve başlamıştır. Göreve başlayan öğretmenlere yıl içinde performans değerlendirilmesi yapılmış ve performans puanlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin performans puanlarının düşük çıkması işe alınımında kullanılan sınavın hangi özelliğinin düşük olduğunu gösterir. Evet, burada bakacak olur isek. Önce özel okul bir sınav açıyor ve sınavdan yüksek alanları her branştan öğretmen seçiyor ve sınava giriyor. Sınavdan yüksek puan alanlar göreve başlıyor. Göreve başladıktan sonra göreve başlayan öğretmenlere yıl içinde performans değerlendirilmesi yapılmış. Yani göreve başladıktan sonraki performanslara bakılıyor ve gelecek bir zamandan, yani ilk sınavın yapıldığı sınavdan daha sonraki bir zamandan ölçüt belirleniyor. Demek ki ilk yapılan sınav öğretmenlerin gelecekte başarılı performans gösterebileceklerini önceden tahmin edememiştir. Bu yüzden sınavın yordama geçerliği düşüktür. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki tabloda uygulanan bir başarı testinin 8. sorusuna ait istatistikler verilmiştir. Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Alt ve üst grupta soruyu farklı sayıda öğrenci işaretlemiştir. Evet, doğru bir bilgi. Çünkü üstte 100 kişi, üst grupta bir kişi boş bırakmış. 99 kişi işaretlerken altta 2 kişi boş bırakmış, 98 kişi işaretlemiştir. A seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. Sorunun cevabı D seçeneği ise soru testten çıkarılmalıdır. Baktığımızda sorunun cevabı D seçeneği olursa üst grupta daha az kişi yanıtlamasından kaynaklı negatif ayırt edici olacaktır. Bu da doğru bir bilgidir. Negatif ayırt edicili sorular testten çıkarılır. A seçeneği doğru ise en iyi çalışan çeldirici E seçeneğidir. Baktığımızda A seçeneği eğer doğruysa E seçeneği iyi doğru yönde çalışmıştır. Öncelikle güçlü bir çeldiricidir. 39 kişiyi kendisine çekmiştir. Artı iyi bir çeldirici alt gruptan daha fazla öğrenci çekmelidir. Bu doğru yönde çalışan bir çeldiricidir. O yüzden C seçeneğinde verilen bilgi de doğrudur. A seçeneği doğru yanıt ise soru düzeltilerek teste alınmalıdır. Baktığımızda A seçeneğini üst gruptan 32 kişi, alt gruptan da 8 kişi doğru yanıtlamış. Ayırt ediciliğini hesaplarken, RJX'ini, yani 8. sorunun RJX'ini hesaplarken, üst grup eksi alt grup bölü n, sadece bir grubun sayısına böleriz. Buradan baktığımızda 0,24 çıkacaktır ayırt edicilik. 0,20 ve 0,29 arasındaki sorular düzeltilerek teste alınabilecek türde sorulardır. Dolayısıyla bu cevap da doğrudur. C seçeneği çeldirici ise doğru yönde çalışmıştır. Bakacak olur isek C seçeneğine. C seçeneği, daha doğrusu çeldirici olarak baktığımızda çeldiricilerin alt gruptan daha fazla öğrenci çekmesi gerekmektedir. Fakat baktığımızda C seçeneği üst gruptan daha çok kişiyi çekmesinden kaynaklı ters yönde çalışmıştır. Dolayısıyla doğru yönde değil, ters yönde çalışmıştır. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bir araştırmacı işbirlikli öğrenmenin etkiliğini araştırmak için kendisine 4. sınıfta okuyan iki denk öğrenci grubu belirlemiştir. Grupların birine işbirlikli öğrenme ile konuyu öğretirken diğer gruba geleneksel yollarla öğretim yapmıştır. Öğretim süreci sonunda işbirlikli öğrenme yapılan grubun öğrenme düzeyinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Buna göre yapılan araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? Bağımlı değişken bir araştırmanın sonucu, yani bağımsız değişkenden etkilenen durumdur. Bağımsız değişken ise biri araştırmaya etki eden, araştırmanın sonucu üzerinde etkisi olan değişkendir. Baktığımızda bağımlı değişkenin araştırmada etkilenen ya da sonuç durumunda olan bir durum olması gerekmektedir. Bu araştırmada işbirlikli öğrenmenin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. İşbirlikli öğrenme bağımsız değişken
iken çocukların öğrenme düzeyleri bu araştırmanın bağımlı değişkenidir. Dolayısıyla doğru cevap öğrenme düzeyi olacaktır. E seçeneği.